olduğu açıklamaya bakıyorum. Mesela konutlarda elektrikten, doğalgazdan bahsediyor ya. Mesela diyor ki yani küresel olarak fiyatlar zaten artmış durumda. Bakın diyor, Norveç'te 35 euro, Fransa'da 45 euro 200 kilowatt saate denk gelen tutardan bahsediyor. Bizde 18 euro ama bakın diğer yerlerde, diğer ülkelerde nasıl. Sonra bakıyoruz. Bir de bunu asgari ücret üzerinden hani mukayese ediyor ya. Ama orada başka ülkelerden bahsediyor. Çekya diyor, Bulgaristan diyor, Romanya diyor. Asgari ücretle karşılaştırmada başka ülkelerden bahsediyor, fiyatta başka ülkelerden. Neden ve gerçekten bu işe yarıyor mu? İşin kur kısmını niye hiç anlatmıyor iktidar mesela? Ya kurlar bu kadar yüksek evet. olmasaydı, bugün Sayın Aktaş da yazmıştı Dünya Gazetesi'nde. Kurlar bu kadar yüksek olmasaydı biz bu kadar çok zamla karşı karşıya kalır mıydık? Soru net. Önce bu nimet külfet meselesiyle ilgili bir şey söyleyeyim. Bence bu dengeyi böyle sizin 3-5 tane yandaşınız bu nimetleri aldı. O zaten gerçek yani, vaka durum. Görülüyor değil mi? O işin o tarafı bir yana. Şimdi külfet zorda kalındığı zaman, bir ülkenin vatandaşısınız ve bir ülkeyle ilgili bir külfet olduğunda aslında bir opsiyonel bir şey değil yani. Külfet zaten geldiğinde herkesin sırtında. Katlanırsın. %50 enflasyon. Külfet. İnsanların elektrik, doğalgaz faturasını ödeyemeyecek duruma gelmesi, bundan daha büyük külfet var mı? Ya da sokağa, pazara gittiniz, sebze meyve alamıyorsunuz. Bundan daha büyük külfet var mı? Zaten millet istemese de maalesef bu külfetin altında inim inim inliyor. Ama külfeti paylaşalım diyen bir devlet adamı dönüp şunu da söylemeli. Bir külfet oluştu çünkü... Neden bu külfet oluştu? Bu külfet oluştu çünkü. Güzel. Ve şu nedenle oluştu ve buna sebep olanlara ben hukuk devleti ilkesi çerçevesinde gerekeni yaptım. Şimdi hatırlayalım. Bu ülke 2018 yılından bu yana ciddi, sürekli arkası kesilmeyen kur atakları yiyor. 2018. Evet, 2018'den bu yana. Yani öncesinde de oldu ama asıl bizim kur ataklarını yemeye başlamamız Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş için yapılan propaganda döneminde Sayın Erdoğan'ın gidip Londra'da Bloomberg International'da konuşması, tabii ki Merkez Bankası'na ben bakacağım, kim bakacak demesi, biz orada o günden beri bizim iki yakamız bir araya gelmedi. Yani o günden beri 3-3,5'larda olan kur 18,5 liraya kadar çıktı. Şimdi neden böyle bir atak yaşadı Türkiye, ya da muadilleri bu atakları yaşadılar mı? Yani bize benzeyen gelişmekte olan ülkeler de aynı şekilde paraları bu ölçüde değer kaybetti mi? Hayır. Çünkü biz de, altını çizerek tekrar edelim, ideolojik saplantıları ve inatları nedeniyle faiz düşerse enflasyon da düşer diye direten bir akıl, özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden sonra hiçbir denge ve denetim mekanizması kalmadığı için, bunu sürekli tekrar ettiği için, her sabah uyandığında farklı bir model önerdiği için Türkiye'ye, ülkenin parasının canına okudu. Mesele bu kadar basit. Yani temel sebebimiz bu değil mi? Bizim tabii, doğalgazın şimdi, bu kadar yüksek olması, bizim, elektriğin... Bizim yapısal, enerjide yapısal sorunlarımız var. Mesela enerji üretemiyoruz. Değil mi? Özelleştirme belki. Özelleştirmeleri iyi yapamadık. Oradan bir etkinlik göremiyoruz. Ya da ne bileyim, alternatif enerji konusunda henüz istenilen düzeyde değiliz. Ya da bizim enflasyonumuzun yapısal sorunları var. Değil mi? Bu fiyat istikrarı komitesi hikayesi falan da ona dayanır. Yapısal sorunlarımız var. Ama arkadaş, bu %50 enflasyon bundan olmadı. Bu %50 enflasyon hepimizin gözü önünde gerçekleşti. Çıktı Eylül'de ben faizi indireceğim. Evet. Böyle olunca enflasyon da düşecek dedi. Eylül ayında %19'du bunu söylediğinde enflasyon. Bugün %48. Tam 2,5 kıttı. Faiz kaçtı? Faiz 17-16'lardan şey vardı, 5 yıllık hazine faizi vardı üstad, 22,5-23'e çıktı. Ya sen devletin hazinesini faiz düşürdüm hikayesiyle 500 bas puan daha yüksek bir paraya borçlandırıyorsun. Onunla da bitmiyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçerken kamunun borcu 876 milyar lira. Bugün 2.8 milyar lira. 2.8 trilyon lira. Yani 3 kattan daha fazla artmış. Niye? Çünkü kamu borcu içinde yabancı para var. Yabancı para, döviz yükseldikçe memleketin milli gelire göre borcu da sürekli bir biçimde artıyor. Şimdi karşımızda ekonomiyi
para politikasını, kamu maliyesini ve bankacılık politikalarını tamamen fesada uğratmış birisi var. Sen 128 milyar dolar arka kapıdan gizli gizli satmanın hesabını verdin mi ki ben seninle külfet paylaşayım? Sen kur faiz düşerse enflasyon da düşer tezin %19'luk enflasyonu %50'ye getirdiği halde bir tane Merkez Bankası çalışanının istifasını istedin mi? Bunlarla ilgili hukuki soruşturma başlattın mı? Sen %5 enflasyon hedefleyen bir ülke olarak %50'ye varıyor olmamızı herhangi bir şekilde sorguladın mı? Hukuk önünde hesabını sordun mu? Sen 157 milyar dolar kamu özel işbirliği projesi taahhüdünü verdikten sonra bunlar adil değerinde yapılmamış olmasına rağmen pandemide bile bunların parasını çatır çatır öderken milleti açık bıraktın mı? Şimdi bunların hesabını vermeyeceksin. Hesap vermeye geldiğinde yok. Bak Sayın Cumhurbaşkanı şöyle bir strateji geliştirdi. KDV düşerken hemen ekranda o görünüyor. Evet. 8'den 1'e düştü. Asgari ücret %50 artarken ekranda o görünüyor. %127 elektrik fiyatları artıyor. Cumhurbaşkanı ortada yok. Doğalgaz geçtiğimiz seneden bu yana %100'ün üzerinde artmış. Hiçbir açıklamada Sayın Cumhurbaşkanı yok. PDK açıklıyor zamları. Tabii. Yani bir de şöyle bir huy da geliştirdi. Bunu yaparken de konuşurken Cumhurbaşkanı gibi dinlerken AK Parti Genel konuşurken AK Parti Genel Başkanı gibi dinlerken de Cumhurbaşkanı gibi dinliyor. Yani o konuşurken AK Parti Genel Başkanı olarak istediğini söylüyor. İstediğini anlatabiliyor ama dinlerken ben Cumhurbaşkanıyım ama diyor. Yani şimdi böyle bir dengesiz, saçma sapan, etkinliğin olmadığı, denetimin olmadığı bir sistematiğin içerisine girdik biz. Bütün meselemiz bu kadar fahiş artışın. Bizim bir enflasyon sorunumuz var, evet. Ama bu kadar fahiş artışın ana sebebi para politikasının iflas etmesidir. Ve Türkiye'de hiç kimse şu son 4-5 ayda para politikası böylesine iflas etmişken bunun hesabını vermemiştir. Ama dönülmüştür yine yerlilik üzerinden, millilik üzerinden, din üzerinden, diyanet üzerinden, cami önlerinde elinde mikrofonla insanların duygularıyla oynayarak siyaset tanzim etmeye çalışmıştır. Maalesef bu algı biraz daha sürecek. Ama ben bu algının artık halk nezdinde de ciddi ciddi kaybettiğini görüyorum. O da neden? Çiğdem herkes hissettiği için bu ekonomi. Aynen öyle. Yani elektrik faturası AK Partili, CHP'li, Gelecek Partili, İyi Partili ayırmıyor. Yani hepimize geliyor bu faturalar. Hepimiz bunu yaşıyoruz. Ve aslında bunlar artık siyaseten anket rakamlarına falan da yansıyor. Ve bu onlarda böyle bir ürkme hali yaratıyor. Bir şey daha ekleyeyim. Türkiye ve Türkiye'ye benzeyen ülkeler, Çiğdem Hanım, %50 enflasyonun olduğu ülkeler yatırım sorununu da, üretim sorununu da, istihdam sorununu da çözemez. Bu dünyada bütün denenmiş, görülmüş hesabıyla, kitabıyla ortadaki bir iştir. Yani siz %50 enflasyonun olduğu bir ülkede büyüme, sağlıklı bir büyüme sistematiği oluşturamazsınız. Doğru. Siz %50 enflasyon olan bir ülkede yatırımı arttıramazsınız. Bak kendi ağzıyla dün yaptığı açıklamada mıydı, bugün müydü tam hatırlamıyorum. Dedi ki biz dedi çalışma çağında dedi 60 milyon vatandaşımız var. Bunların 30 milyonuna iş buluyoruz, bu %50 istihdam oranı demek dedi. Aslında kendi ağzıyla bir doğruyu söyledi ama söylememesi gereken bir doğruyu söyledi. %50 istihdam oranı Türkiye gibi bir ülke için var ya çok çok ciddi bir kayıptır. Bugün Avrupa Birliği ortalaması, OECD ortalaması %65'tir. Yani o ülkelerde yaşayan her 100 vatandaşın 65'i iş hayatındadır. İş gücüne katılım oranı. İş gücüne katılım oranından da farklı Üstad. Bütün toplam çalışabilir iş gücünün içinde hangisi istihdama girmiş? İş gücüne katılır, iş bulamaz mesela. O ayrı bir mesele ama 60 milyon bizim çalışabilir nüfusumuz var 15 yaşın üstünde. Bunun 30 milyonun işi var. Bunu bir gurur, bir övünç vesilesi gibi anlatıyor. Aynı rakam Almanya'da %75, Hollanda'da %80. Daha ötesini söyleyeyim. Genç kadınlarda bizde istihdam oranı %30. Bizde neden böyle bir şeye konuşmamız? 15-29 yaş kadınlarımızın sadece her 100 kişiden sadece 30'unun işi var. Rezalet. Çok kötü. Üniversite mezunu Avrupa'daki, Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da, bu ülkelerde üniversite mezunlarının iş bulma oranı %95. Bizde %30, %35. Şimdi böyle bir rezil tabloyla karşı karşıyayız. Övündükleri şeylerin bile aslında büyük bir utanç vesikası olduğunu bilmeyecek kadar işte gözlerdeki ışıltıyla ekonomiyi yönetmeyi deneyen bir iktidarla karşı karşıyayız.
İkide bir soruyorlar ya muhalefetin çözüm önerisine. Ya muhalefetin çözüm önerisi sizden bu ülkeyi kurtarmak. Bu cehaletten kurtarmak. Faiz düşerse enflasyon da düşer deyip %50'ye enflasyonu çıkaran bu para politikasından kurtarmak. Şimdi bunlar... Sayın Cumhurbaşkanı faiz konusunu da kapattı yani. Bir problem çözüldü olarak bakıyor buna. Enflasyona geldi evet, sıra demek. Onu Oruz şey diye açıkladı ama yani biz politika faizini. Şimdi o ilk açıklama aslında Sayın Cumhurbaşkanı'ndan gelmedi. Biliyorsunuz parlak iktisat bilgisiyle herkesi kıskandıran Hazine Bakanı dedi ki biz politika faizini önemsizleştirdik. Evet. Dünya üzerinde... Evet. Açık serbest piyasa ekonomisiyle çalışan hiçbir ülkede bir ülkenin bakanı ben para politikasını faizini önemsizleştirdim diye gurur duymaz. Aslında adam gerçeği söylüyor da cehaletinden söylüyor. Evet. Yani artık ikili bir faiz var yani. Yani hakikaten bir asıl skandalı söyleyeyim. Soruyor spiker diyor ki yani bizdeki enflasyon falan filan diyor. Bak diyor Amerika'da da 7,5 diyor enflasyon diyor. Bizde 48 diyor. Bir sıfır sil diyor. Evet. 4,8. O kadar da diyor kendimize haksızlık etmeyelim. Ya hakikaten kendimize haksızlık etmeyelim. Yani enflasyon sorunumuz... Muhalefet olarak. Evet enflasyon sorunumuz olduğunu ortadan kaldırabilmek için şuradan bir sıfır silelim diyen bir bakana bu ülkeyi yönettirmeyelim yani. Evet. Bizim sorunumuz bu. Cehalet bizim sorunumuz bu. İş bilmeyen ekipler yani. Bizim başka hiçbir araya problemimiz yok. Araya gitmeden önce Elfin hocama da şu